T24 video yayınlarına başlayalı 4 ay oldu. 4 ay önce başlamıştık. İlk programı yapmıştık Günolur'da ve karşımızda, yanımızda Bekir Ağırdır vardı. 4 ay geçti. Pek çok program yaptık. Bekir Ağırdır bir kez daha ağırladık. Şimdi 3. kez kendisi bizle birlikte ve 4 ay sonra artık seçimlere de 1 ay kala tabii ki seçim gündemini tartışacağız. Hoş geldiniz bu arada Bekir Bey. Merhaba. Ay aldınız, yaş aldığınız günleri de göreceğiz. Yani. Evet. Umarım göreceğiz. Şimdi seçimler deyince seçimlerin hep sonucu merak ediliyor. Kim ne kadar oy alacak? Kaç işte belediye, muhtar vesaire ama bir de seçimlerde bu anket araştırma şirketleri. Kim ne yapacak? Kim tutturacak? Kim rezil olacak? Böyle bir şey var. Bir de bunun sonucunu bekleyelim derken bir açıklama duyduk geçen gün. En üstlerden, en tepelerden gelen açıklama. Cumhurbaşkanı birdenbire tam hatırlayamıyorum ama aşağı yukarı değiş şöyleydi. Ben bu anketlere, manketlere falan filan pek güvenim kalmadı, güvenmiyorum diye. Nasıl yorumlarsınız bu açıklamayı? Anketlere en çok güvenen siyaset insanı anketlere güvenmiyorum dedi. Aslında bence asıl spekülatif başlık bu olurdu. Ama yani bu tespitin herhalde muhatabı örneğin KOM'da değil. Yani neden değil? Çünkü Tayyip Bey'in, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tespitinin muhatabı AK Parti'nin mutfak şirketi diyeceğimiz ki her zaman AK Parti 3 şirketle beraber çalışıyor bu konuda ve oldukça yoğun anket yaptırıyor. Onun için herhalde muhatabı o şirketlerdeki arkadaşlardır diye düşünüyorum. Onun için bu söze benim en azından KOND adına söyleyeceğim bir şey yok. Yani biz herhangi bir partinin doğrudan mutfak şirketi hiç olmadık. İlki olarak da olmayı kabul etmediğimiz için. Biz kendi bildiğimiz yolda, kendi bildiğimiz yöntemlerle, kendi bildiğimiz disiplin ve ahlaki ilkeler, kurallar içinde çalışmaya devam ediyoruz. Peki, çalışmaya devam ediyorsunuz. Diğer anket araştırma şirketleri bir anlamda rakipleriniz de devam ediyor. Bu arada önemli bir rakip mi acaba bir şey belirdi? Google'ın anket sonuçları çıktı. Birkaç şehirle ilgili. Onu nasıl değerlendirdiniz? Şimdi şöyle, yani Google'ın veya ama seçim araştırması ama genel özel şirketlerin başka türden araştırmalar içinde kullanılan yöntemlerden birisi artık bu sanal dünya diyelim ya da internet dünyası ve elbette ki bir ipucu ama ben sadece izleyicilere şunu söylemek isterim. Bir evren var, yani seçim konuşuyoruz örneğin. Türkiye seçmeninin 58 milyonun olduğu oluşturduğu bir evren var. Şu kadarı okuma yazma biliyor, bu kadarı ilkokul mezunu, bu kadarı üniversite mezunu diye. Veya şu kadarı dindar, bu kadarı inançlı veya ateist diye. Veya şu kadarı Türk, bu kadarı Kürt diye. O evren içinde bir de bir başka Google evreni var. Google'la temas kuran insanlar evreni. Dolayısıyla bu tür anketleri ya da bu türden ya da internette yapılmış herhangi bir araştırmayı okurken sana da aynı şeyi öneririm. Evet. Türkiye evreniyle internet evreninin ya da Google evreninin arasındaki demografik veya sosyolojik farklılığı kale dikkate almak gerekiyor ki onu ıskalarsanız, tek gerçeği o kabul ederseniz sorunlu. Çünkü tek gerçek o değil. Daha büyük bir evrenin içindeyiz. Ama Google'ın yaptığı ya da bu sanal dünyadaki işte ilgi, yoğunlaşma, iletişim üzerinden sayısal bir analizin önemli bir ipucu içerdiği çok açık. Aramalar göre yapıyorlar bunları. Arkada bir algoritma var tabii. Tamam. Aramalara göre. Muhtemelen aramadan sonra nereye sektiniz? Yani bir tek ismi aramak değil de şimdi tam bilmiyorum mantığını ama atıyorum muhtemelen işte diyelim Hakan Aksay adını aradınız. Bak ben de Hasan dedim yine yayında. Evet, Hakan Aksay. Süremiz doluyor. Hakan Aksay adını verdiniz. Çıktı bir şey. Sonra oradan nereye tıkladınız? Nereye sekerek devam ediyorsunuz gibi. Geride müthiş bir algoritma olduğu açık. Dolayısıyla kale almamak mümkün değil. Ama bütün gerçekliğin o olduğunu sanmakta hatalı. Anladım. Peki siz KOND'a olarak henüz bir şey yayınlamadınız seçim tahminleri üzerine. Ama mutlaka yoğun araştırmalar, çalışmalar içindesiniz. Ne söyleyebilirsiniz? Nasıl görüyorsunuz gidişatı? Şimdi şöyle, biz de demin de değindiğim gibi doğrudan bir partinin mutfak şirketi gibi olmadığımız için her ile dair yerel yönetime yönelik bir araştırmamız yok doğal olarak. Ama genel olarak her zaman yaptığımız toplumsal kültürel araştırmalar veya siyasal araştırmalar çerçevesinde her ay ülke seçmeninin nabzını izlediğimiz tabii ki elimizde bir takım veriler var. Ama bu yerel seçime özgü bir özel durum var. Türkiye ilk kez bunu deneyimleyecek. Nedir o? İttifaklar halinde giriliyor seçime bir kere. Üstelik de bu ittifaklar yasal tanımları içinde ve bütüncül bir ülke
veya bütün yerleşimleri de kapsamıyor. Yani partilerin tercihlerine bağlı olarak tam ittifak olan yerler var. Hem başkan adayı hem meclis üyeleri aday listesi aynı. Veya bazı yerlerde başkan adayı ortak ama meclis listeleri ayrı. Bazı yerlerde HDP'nin durumu gibi örneğin aday çıkarmama tercihi var partilerin. Bazı yerlerde Demokratik Sol Parti gibi seçmen indinde hemen hemen karşılığı olmayan ama bugün adaylarından dolayı şu veya bu oranda da olsa ay olacak olan Gaziantep'te veya Şişli'de veya Bakırköy'de evet. Ne kadar olacaksa. O nedenle bu yerel seçimde partilerin oyları şu olacak ülke genelinde diye bir tespit mümkün değil. Bu nedenle de KONDA'dan da böyle bir açıklama yapmak mümkün değil. Ama bir de üstelik daha da özel bir durum var. Bazı yerlerde diyelim bir grup ittifaklar da simetrik değil. Yani bir tarafta diyelim AK Parti MHP ittifakı var ama bazı illerde o ilde CHP İYİ Parti ittifak halinde değil ayrı ayrı ya da tersi durumlar var. Evet. O nedenle diyelim HDP oyu dediğiniz zaman HDP'nin ülkede aday çıkarmadığı illerdeki HDP oyunu nasıl hesaplayacaksınız da HDP oyu Türkiye'de şu oldu diyeceksiniz gibi handikaplar nedeniyle teknik olarak bu seçimde AK Parti oyu şu olacak, CHP oyu bu olacak demek mümkün değil. Bu nedenle biz de böyle bir şey demeyeceğiz. Bu kez, bu çünkü Türkiye'nin ilk kez denediği bir şey. Ama sizin sorunuz üzerinden veya hani bu konularla ilgilenen insan olarak kanaatlerim elbette ülkedeki genel siyasi gidişat adaylarımızda sayısal veriler var. Ama bunlar hep demin dediğim gibi yerel seçime dair o sabahki sayıları tam yansıtmıyor. Çünkü fiili sistem ile insanların siyasi tercihleri paralel değil. Peki şu aşamada diyebileceğiniz bir şey var mı gidişatı yorumlamak açısından? Şunu söylemek mümkün. Yani birkaç tane temel parametresi var. Hala hemen başlıklar halinde sayalım. Bir, hala ülkedeki kutuplaşma ve kültürel kimliklere sıkışma hali sürüyor. İki, ama Eylül'den beri yaşanan ekonomik sarsıntıdan dolayı ekonomik pay hatları da harekete geçmiş durumda. Ama henüz bunlar bizim tespitimiz çerçevesinde söylüyorum. Henüz kültürel kimliğin ürettiği kutuplaşmaları ve kültürel kimliğin ruhi zihni ambargolarını aşacak güçte değil. 3. Seçmen 6-5 yılda 6 kez sandığa gitmekten ve hemen hepsinde aşağı yukarı aynı sonuçları görüyor olmaktan dolayı ve buna karşılık da hala ülkenin derin bir ekonomik sarsıntısı, kutuplaşması, sistem karmaşası gibi huzursuzlukları da sürüyor olmasından dolayı bıkkın, yorgun ve rahatsız. Hepimiz seçim yorgunuyuz. Partiler de yorgun zaten. Nitekim kampanya bile yapmıyorlar neredeyse. Cumhurbaşkanının her günkü 3 mitingi dışında neredeyse siyasi kampanya yok ortalıkta. Dolayısıyla bu karmaşanın içinde seçmen partilerden ve siyasetlerden de, siyaset aktörlerden de umudunu kaybediyor. Siyaseten ülkenin sorunlarının çözüleceğine dair umudu eksiliyor. O nedenle bu seçimde öncelikli mesele ya da seçmenin öncelikli dürtüsü her partinin kendi seçmeniyle arasındaki kırgınlığı, küskünlüğü ya da eleştiriyi ne kadar çözüp çözemediği belirleyecek. Öbür taraftan ne oy aldığından bağımsız olarak. Çünkü dördüncü tespitimiz de o ki bizim gözlediğimiz ya da bulgularımız gösteriyor ki negatif kimliklenme. Yani insanlar bütün bu yorgunluk, bıkkınlık, rahatsızlıklar da üst üste binince İnsanlar ki hangi partiden yana olduklarından daha çok hangi partiye karşı olmalarından yola çıkarak oy kullanacak. Son görüşmemizde öyle demiştiniz. Evet. Yani kendi partisine aşktan çok rakip partiye nefret dolayısıyla sandığa gidecek. Dolayısıyla gri alanda yığılan seçmen sayısı çoğalıyor. Ve doğal olarak en yüksek oy oranında 24 Haziran'dan konuşursak oy alan AK Parti olduğu için o gri alandaki seçmenlerin büyük çoğunluğu AK Parti'den rahatsız olup gelen AK Parti seçmenleri. Ama o gri alandan CHP'nin ya da İYİ Parti'nin vaatlerine ne kadar ikna olurlar, CHP'ye giderler meselesinde bir direnç olduğunu gözlüyoruz biz. O nedenle gri alan aynı biçimde de CHP'den gelip gri alana gelen ve hiçbir zaman AK Parti MHP söylemine ikna olmayacak ama CHP'ye de ciddi biçimde eleştirileri olan CHP seçmeni diyebileceğimiz ya da 24 Haziran'da CHP'ye oy vermiş insanlar da var. O nedenle önce partilerin meselesi ve adayların meselesi. O gri alandaki kendi doğal parti seçmeni sayılacak insanları ne kadar heyecanlandırdıkları ve sandığa getirip oy verdirmeyi başarıp başaramayacakları. Evet. Henüz bloklar arası oy geçişi son derece düşük ama blok içi hareketler beklenebilir. Yani AK Parti'den MHP'ye kayış gibi ya da CHP'den İYİ Parti'ye kayış gibi.
Anladım. Peki şimdi ekonomik kriz hissediliyor bu seçim ortamında. Adımlar da atılıyor. Şimdi örneğin çok popüler olduğu için konu sormadan geçmeyeyim. Bu tanzim satış meselesi. Kuyruklarıyla, uzun kuyruklarıyla tanzim satış ve ucuz mal sağlama imkanı olarak tanzim satış nasıl etkileyebilir seçimleri? Hayır, genel olarak şu izlemi, yani bir kere şöyle bir konuda mutabık kalalım. Yani seçmen dediğimiz insanlar ve hiçbirimiz, sen de ben de, elimizde herhangi bir kağıt kalem, her gün böyle bakıp etrafımızda olan bitene, aa bu akşam yeniden tercihimi bir değerlendireyim demiyoruz. Tıpkı dün Galatasaray yine yenildi, ben artık Galatasaraylı olmasam mı diye bu sabah değerlendirmediğimiz gibi. Ama o genel halin bir ürettiği algı var. Nedir o algı? O algının iki farklı boyutu var. Bir tanesi, AK Parti ya da iktidar bloku yandaşı seçmen gözüyle bakarsanız, ya iktidar bir ekonomik problemle çözmek için ya da o problemi yönetmek için çaba gösteriyor algısı. Bu tarafta ise zaten bir eleştirel pozisyon var. İktidarın hatalarından dolayı bütün bunlar oluyor ve şimdi de şov yapmak için bunlar oluyor algısı. Şimdi henüz hangi algı daha baskındır? Yani o kuyruklara veya tanzim satıştaki fiyatlara bakarak kimse AK Parti'ye oy vermeye karar vermeyecek. Veya oraya bakarak tek başına CHP'ye oy vermeye karar vermeyecek. Burada hükümet de çabalıyor ki kendince bu problem benim dışımda ve o karşılaştığım problemi yönetmeye çalışıyorum algısı. Yani yaptığı şey aslında karşı bloktaki seçmenleri ikna etmek değil. Biraz önce sözünü ettiğim kendi küskünlerini yeniden ben çabalıyorum sizin için diyerek kendi küskünlerini sandığa götürmek çabası. Bunun ne kadar başarılı olup olmayacağını bilmiyorum doğrusunu istersen. Onu da seçim akşamı göreceğiz sonuçta. Ama şunu biliyoruz. AK Parti 16 yıllık ulusal iktidar ve neredeyse 25 yıllık Ankara, İstanbul gibi önemli merkezlerdeki yerel iktidarından dolayı veya son 3-4 yıldır bütün bu kutuplaşma, biraz önce sözünü ettiğim yorgunluklardan dolayı ve bir başka boyut, başkanlık sistemine geçerken ve onun ardından 24 Haziran seçimleri yapılırken AK Parti beklentiyi o kadar yükseltti ki, yani öyle bir sistem gelecek ki ya, bütün anlık, saatlik, günlük müdahalelerle, hızlı kararlarla bütün hani sistem ayak bağı oluyor, hızlı hareket edemiyoruz. Problemler çözülecek diye. Ama seçmen de bakıyor ki ya 6 kere, 6 yılda, 5 yılda 6 kez sandığa gittik, 7 ayrı oy kullandık, tercihleri belirttik, yönetecekleri seçtik, sistemi değiştirdik ve problemler artacağına, eksileceğine artıyor. Dolayısıyla çözülme daha yoğun biçimde AK Parti'den. Bu çok açık. AK Parti'ye eleştirel bakan insanlar, AK Parti'nin çekirdek seçmeniyken artık sempatizanlığa veya giderek gri alana kaymış insanlar kütlesi şu anda Türkiye'deki herhalde en büyük seçmen kütlelerinden birisi haline dönüşmüş durumda. Evet. Ama yine bizim tespitlerimiz gösteriyor ki bu insanlar, yani Kasım Aralık ayında özel olarak yaptığımız komplo teorilerine inanç, popülizm, ekonomik ideolojiyle ilişki gibi özel bir sürü, yani sadece siyasete dair olmayan bir sürü toplumsal araştırmanın bulgularının ortak şeyi, bulgusu olarak söylüyorum ki bir, Türkiye insanının giderek toplumun hakikatten bağı kopuyor. Yani bu medya düzeni, bu tek taraflı söylemle hakikatten bağı kopuyor. Ve iki, popülizme daha teşne bir hale geliyoruz. Üstelik de hem bu komploculuk hem popülizm meselesi sadece AK Parti'ye ve AK Parti seçmenine de ait değil. CHP seçmenine de olan bir şey. Yani somut bir örnek vereyim. Boğazın altında kontoryum diye bir element var. 17 trilyon dolar ve Batılılar bizim bunu çıkarmamıza izin vermiyor. Bu arada parantez içinde söyleyeyim. Kontoryum diye bir element kimyada yok. Şimdi bu cümleye doğru diyen insanlar %45'lerde. Ve sanma ki bunlar sadece AK Parti seçmeni veya sadece muhafazakarlar. Hayır. Üniversite mezunlarının içinde de aşağı yukarı bu kadar, CHP seçmenlerinin içinde de aşağı yukarı bu kadar. Dolayısıyla hep beraber ve hepimiz, bir taraf değil, hep beraber hepimiz hakikatle bağımız kopuyor. Bu kimliklere ve kutuplaşmalara esir olmanın ürettiği zihni ve duygusal ambargolardan dolayı umutlarımız değil, korkularımız bizi yönlendiriyor. O nedenle hangi partiden, hangi fikirden, ideolojiden yana olduğumuzdan daha çok artık, çünkü burada da rahatsızız. Partimizin yönetemediğini, partimizin bizim ihtiyaç ve taleplerimize cevap üretemediğini görüyoruz. Ama CHP'liler CHP'den, ama AK Partililer de AK Parti'den. Dolayısıyla partimizden ilişkimiz zayıflıyor. Ülkenin geleceğine de olan güvenimiz azalıyor. Ortak irade, ortak yaşam irademiz zayıflıyor. Ama hala
öbür tarafın sesini duymaya teşne halde de değiliz. Dolayısıyla gri alanda durmaya devam ediyoruz. Bu önümüzdeki 30 günde gri alandakilerin ne kadar diğer taraftakilerin seslerini duyacak ve ikna olacak bilemem. Ama bugünden bakınca henüz 24 Haziran'daki ana karakterini tablonun alt üst edecek kadar büyük değişiklikler söz konusu değil. Peki bu arada Facebook'tan yayınımız canlı olarak veriliyor. Soru iletme şansı var. Kime oy vereceğini henüz karar vermemiş kitle. Yanlış bilmiyorsam sizin de işinize göre 5'te 1'e yakın değil mi? %18-20 evet, diyorsunuz. Onlar mı büyük ölçüde belirliyorsunuz? Evet, belirleyecek. Onları çünkü kazanmak onlar, için şu evet, onlar belirleyecek. Çünkü onların yarıdan fazlası yani aşağı yukarı 10-12'lik puanının aslında bir fikri var. Ülkede bir siyasi tercihi de var. Kararsız da değil. Kararsızlığı siyasi tercihi olan CHP veya AK Parti. Partisinin 24 Haziran ve sonrasını eksik yönetmesinden dolayı. İşte CHP'ninki daha özel meseleler, AK Parti'ninki daha ülkeye dair meseleler ama sonuç olarak her seçmen kendi partisinin eksikliklerini görüyor, eleştiriyor. Onun için gri alandayım, kararsızım diyor. Ama asıl kritik olan şey bu insanların karşı bloktaki partinin söylemlerine, vaatlerine ya da adaylarına henüz inanmamış olmaları. O tarafa geçemiyorlar henüz. Negatif kimliklenme dediğim şey de bu zaten. Kendini neden yana olduğundan tanımlamaktan daha çok bu metal yorgunluğu ya da seçim yorgunluğu veya marka olan Türkiye sorunlarının sonucu olarak giderek karşı olduğu partiden bu seçimde kendini konumlayacak gibi görünüyor. En azından bugünden. Ama önümüzdeki 28 günde neler değişir göreceğiz. HDP'nin bir farklı bir duruşu var burada. Farklı bir konumu var bu siyasi mücadele içinde. Çünkü muhalefet deyince evet CHP İYİ Parti ile birlik içinde ama HDP'den uzak durmaya da gayret ediyorlar. HDP'nin aday çıkarmadan pek çok ilde CHP adaylarını ya da ittifak adaylarını destekleyeceği kanısı var ama sizin ayrıntılı bir açıklamanız olmuştu. Ona da %100 bir destek olarak bakmamak lazım diyorsunuz. Doğru. Nedir HDP seçmeninin durumu? Hayır, şu bizim şimdiye kadar gözlediğimiz şey aylık araştırmalarımızdan HDP seçmeninin kategorik olarak adayının olmadığı yerlerde hepsinin birden muhalefet blokuna oy vereceğini beklemek gerçekçi değil. Çünkü içlerinde gerçekten yani Kürt seçmen üzerinden veya HDP'nin Türk veya Kürt seçmenleri üzerinden bakın. Bu kadar kriminalize edildiğiniz, bu kadar suçlandığınız, bu kadar öcü muamelesi gördüğünüz, iktidarın söylemini belki anlayabilir, hak vermiyoruz. Evet, hani bedelini ödüyor. Ama muhalefetteki partilerin de kendisiyle bu kadar yan yana gelmemeye gayret ettiği bir ortamda kategorik olarak niye bir tarafta olacağı varsayırsın ki? Onun için o kırgınlıktan hareket edecek olan ve HDP'nin talimatı bile olsa, sadece aday göstermediği de değil, kararı da olsa hani talimat derken, evet, orada bir parti kararı bile olsa bir kısmı sandığa gitmeyeceği ve muhalefet blokuna oy vermeyeceği açık. Ama 24 Haziran'da HDP'ye oy vermiş seçmenlerin içinden de bugün AK Parti'nin veya MHP'nin söylemlerine ikna olarak Cumhur İttifakı'na oy vermeyecekleri zaten çok açık. O zaman belli bir kayıp olacak. Yani her 10 HDP seçmeninin muhtemel ki ya da bizim bulgularımıza paralel gözü söylersek 7'si veya 8'i en fazla evet AK Parti'nin karşıtı aday kim varsa bulunduğu yerde sandığa giderse ona oy verir. Yani sandığa giderse ve HDP adayı yoksa HDP seçmenlerinin 10'da 7'si veya 10'da 8'i en fazla karşı bloka, muhalefet blokuna, Millet İttifakı'na oy verir. Ama ikisi üçü de o gönül kırgınlığından dolayı, o gönül kırgınlığı çok derin olduğu için ve onlar bunun bedelini bir de fiilen hayatlarında yaşadıkları ve ödedikleri için o kırgınlığı kolay atlatamaz veya yok sayamazlar. Onun için hepsi birden kategorik olarak örneğin İstanbul'da 11-12 olan HDP'li seçmenin tümü birden %11'i Ekrem İmamoğlu'nun arkasına geçmez. Ama 8'inin geçmesi beklenir. Anladım. Bir de Ankara var tabii bu şeyin gerilimin ve bu tercih sıkıntısının yaşanacağı. Biz sizle Ankara'yı konuşmuştuk geçen buluşmamızda. Çünkü Ankara'daki CHP adayı milliyetçi kökenli bir aday. Ankara ile ilgili tahmininizi alabilir miyim? Şimdi Ankara ile ilgili tahmin yapmam hele daha zor çünkü hiçbir veri yok elimde. İyi, ama biraz önce yani birkaç tane unsur var ama birincisi biraz önce sözünü ettim HDP meselesi. Çünkü HDP oradan milletvekili çıkaracak kadar oy almıştı. Hele milliyetçi kökenli de olduğu için Mansur Bey ve işte dün de hatta yanlış hatırlamıyorsam bir konuşmasında
HDP'ye veya Kürt meselesi etrafında neler söylediğinde o HDP seçmeni de dinliyor. Hı-hı. Onun için bir kategorik olarak onların hepsinin oyunu alamayabilir. Önemli handikaplarından birisi önünde o. İkinci handikapı ne? Bir önceki seçimde Mansur Bey oy alırken önemlice oranda, yanlış anımsamıyorsam 10-12 puan mertebesinde MHP'li seçmenden de oy almıştı. Ve MHP o tarihte muhalefet blokundaydı. Evet. Halbuki bugün iktidar blokunda MHP. Onun için MHP'li seçmenden alacağı oyda da bir kısıt olacağı açık. Ama buna karşılık milliyetçi kimliğinden dolayı ya da söylemlerinden dolayı AK Parti MHP seçmeninden de bir miktar oy alacaktır. Ama sonuçta CHP adayı olmanın getirdiği frenler var o tarafta da. O nedenle işi Ekrem Bey'e göre biraz daha zor olabilir. Ama demin dediğim gibi elim sayısal bir şey yok, veri yok. Biz yayınlanan anketlere bakıyoruz. Biri ikisi hariç galiba genellikle Mansur Yavaş'ı evet, önde getiren, hatta %10 çıktı bir ara fark. Ortalıkta yayınlanan anketleri ben de görüyorum ama sadece şöyle bir şey söylememe izin verin. Hiçbir meslektaşı suçlamak için de söylemiyorum. Evet. Sonuçta en azından kendi yöntemimiz üzerinden söyleyeyim. Bizim yaptığımız gibi yani hanelere giderek ve yüz yüze konuşarak bir anket yapmak oldukça ciddi bir maliyetlidir. Dolayısıyla 5 ilde birden anket yaptım ya da 81 ilde anket yaptım da sonuçlar da şu demenin inanın bana gerçek reel anlamıyla milyonlar mertebesinde maliyetleri vardır. Dolayısıyla o açıklanan anketlerin o finansmanlarını kimin sağladığı veya nasıl sağlandığı veya nasıl yapıldığı o anketin de açıklanmalıdır. O kısmı açıklanmadan o peki, büyüklükte bazı şeylere hele 81 ilde ayrı ayrı anket listeleri yayınlamanın başka bir tartışmaya açacağı açık. Peki yine biz aynı şekilde çıkan yayınlanan anketler ya da yapılan öngörüler, açıklanan öngörüler üzerinden genellikle İstanbul'da Binali Yıldırım'ın önde olduğunu okuyoruz, duyuyoruz. Bu konuda sizin öngörünüz de benzer şekilde mi? 24 Haziran sonuçları üzerinden bakarsak evet ama referandum sonuçları üzerinden bakarsak da tersi yani Ankara'da Mansur Yavaş'ın İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'nun önde olması mantıklı gibi görünüyor. Ama burada şöyle bir meselemiz var. Biraz önce sözünü ettiğim çerçeveden bakarsak henüz karşı bloklardan adaylar oy alamıyorlar. Ve henüz ortada çok büyük bir seçim heyecanı da yok aslında gündelik hayattan bakarsak. Aksine gündelik hayatta herkes seziyor ve farkında ki evine değen gıda fiyatıyla hükümet ne kadar çabalıyorum imajı vermeye çalışırsa çalışsın. Bunların suni olduğunu, yapısal hiçbir ciddi politik değişiklik ya da politika olmadığını ortada. Dolayısıyla seçimden sonra nasıl bir riskle karşı karşıya olacağına dair seçmenin kanaati olduğu çok açık. Yani burada herkes farkında. Çünkü Türkiye insanının bütün farklılıklarına rağmen bütün bu siyasi tercihi veya kimliği veya kutuplaşmadaki pozisyonu farklı da olsa kim olursak olalım beklentilerimiz ekonomik ve önce oradan etkileniyor. Ama asıl önemli olan o beklentilerin üzerine biçimlenen hayat. O beklentilerin üzerine yani hepimizin ortak ekonomik beklentisinin üzerine korkularımız bugün giderek hayatımızı yönlendiriyor. Ve korkularımız da kültürel kimliklerimize göre farklı. Yani ülkenin muhafazakarları Dinel'den gidiyor, gençler dinden uzaklaşıyor diye. Ülkenin milliyetçileri ya da gelenekselcileri ülkeyi batılılar bölüyor diye. Ülkenin sekülerleri özgürlük alanlarımız gidiyor, otoriterlik güçleniyor diye vesaire ama korkularımız farklı. Ve daha da önemlisi asıl yüzeydeki hareketi belirleyen, yani o reflekslerimizi belirleyen sinir uçlarımız ise siyasal. Dolayısıyla bugün Türkiye'de siyaset ve siyasi aktörler ekonomik realite üzerinden ve onu o problemlere üretecekleri çözümler üzerinden konuşmuyorlar. Korkularımız üzerinden duygularımızı manipüle ediyorlar. Bunu aşmadan da var olan kültürel kimliklere sıkışmışlığı ve kutuplaşmayı aşmak kolay olmuyor. Nitekim hepimiz onun ürettiği zihni ve ruhi ambargoların içinden düşünüyoruz. Ama bir yandan da real hayatın bu ekonomik sıkıntılarını gördükçe, yaşadıkça da bir şeyin değişmesi gerektiğini de hepimiz biliyoruz. Ama değişmiyor diyoruz. 6 keredir gidiyorsan da 5 yıldır hiçbir şey değişmiyor. Onun için bir yorgunluk, bıkkınlık, umutsuzluk var. Asıl bence tehlikeli olan şey asıl budur yani. Bir de bütün şunu da söylemeden geçemeyeceğim. 25 yıllık yerel iktidar ve 16 yıllık ulusal iktidar ve bu kadar sarsıntının içinden bir de konjonktürel olarak geçerken
İktidarın oy kaybetmesi çok anlaşılabilir bir şey ve kaybetmelidir de zaten. Kaybeder, bunun bir bedeli olur. Hı hı. Ama sorun şurada ki muhalefet blokunda, blokun bütününün veya blokundaki bir iki aktörün bile ya iktidarın hemen ensesine gelecek 37 alır mı 35 alır mı konuşuyor muyuz ortalıkta? Hayır. Ya. Değil mi? Böyle bir şey konuşmuyor. Bütün kamuoyunun merakı nerede? Ankara'da, İstanbul'da. Yani 50-50 ya da 51-49'luk denge 55-45 değişecek diyen var mı herhangi bir anket? Ben görmedim henüz. Ama yani şimdi tuhaf olan zaten durum, sürreel olan durum bu değil mi zaten? Yani bütün muhalefetin bütün umudunu, bütün yatırımını ve bütün hani gidişattan rahatsız olan herkesin bütün yatırımını sadece Ankara İstanbul'da kaybolacak mı kaybolmayacak mı yarım puan nakitlemiş olması zaten kendi başına sürreel bir durum değil mi? Ve kendi başına siyaseten bir çıkmaza işaret etmiyor mu? Evet. Peki şimdi sizle daha önceki konuşmalarımızda da bu konuyu şey yaptık. Aslında bir ölçüde cevap verdiniz ama seçimlerin sonucunun Türkiye'de siyasi tabloyu baştan başa yeniden şekillendirecek şeyi, gelişmeleri tetikleyebileceği gibi bir öngörüye sahip değilsiniz galiba. Yani 24 evet, Haziran'dan çok çok farklı bir noktada değiliz. Ya da şöyle diyelim yani yüzde... illa böyle bankacılar ihtimaller üzerinden konuşmayı çok seviyorlar ya senaryo yaparken... Evet. %50 ihtimalle tabloda çok çok sayısal hiçbir değişiklik olmayabilir. Biriniz. %30 ihtimalle sadece 1-2 puanlık değişiklikler olabilir. %15-20 ihtimal daha düşük belki de hatta %10 ihtimalle de tabloda 5 puan mertebesinde değişiklik olabilir. Şimdi zaten 5 puan mertebesinde değişiklik olacak diye bekleyen kimse yok neredeyse. Onun için bu ihtimali bırakalım. Yani seçim sonrasına konuşacaksın. Yeah. Aynı kalacak İhtimalinde de işte şu anda ne yaşıyorsak, 6 ay önce ne yaşıyorsak, ülkedeki siyasi gerilim diye ülkenin yönetimine dair problemler de aynı şeyleri yaşamaya devam edeceğiz demektir. 1-2 puan değişikliklerde ne olup ne olmayacağını tartışmak, yani daha gerçekçi olanı galiba o. Şimdi benim beklentim bir kere ne olursa olsun MHP'nin ve İYİ Parti'nin sistem üzerinde ve iktidar üzerindeki ağırlıklarının veya bulundukları bloklar üzerindeki özgür ağırlıklarının artacağını MHP'nin ve İYİ Parti'nin. Ve özellikle MHP'nin. Hı hı. Çünkü AK Parti'den bu bütün ekonomik gidişattan da rahatsız olup da karşı bloka geçemeyenlerin bir kısmı için MHP bir geçiş güvenlikli alan. Ama buna karşılık daha radikal biçimde iktidar blokundayken eleştirel pozisyona geçenlerin bir kısmı ise MHP ara durağından ki 24 Haziran'daki MHP oyunun içinde böyle bir miktar var. Onların bir kısmı da bu eleştiri dozu yoğunlaşmaya devam ettiği için İYİ Parti'ye doğru akar. İYİ Parti belki atıyorum yeni iki seçmen kazanacaksa birini CHP'nin rahatsızlığından birini de MHP'nin iktidar blokuna bu kadar eklemlenmiş olmasından gelenlerden alabilir. Ama buna karşılık MHP bu kaybedeceği İYİ Parti'ye doğru akacak bir yerine iki belki de üç kişiyi AKP'den mi? AKP'den, AK Parti'den alıyor olabilir. Hı hı. O nedenle bir kere MHP'nin özgür ağırlığı daha fazla artacak sistem üzerinde de. Bunun önemi siyasal sonuçları itibariyle ve hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın seçeceği siyasi yollar bakımından önemli. Çünkü MHP'nin tercihlerinin ağırlığı artacak demek. MHP'nin özgür ağırlığıyla beraber. O nedenle hemen öyle kısa vadede diyelim Kürt meselesinde bir açılım gibi şeyler beklemiyorum. Doğrusunu isterseniz. Ama asıl burada belirleyecek olan şey Cumhurbaşkanı'nın tercih edeceği yol. Konuşmamız gereken asıl hikaye orada. Çünkü sonuçlar nasıl olursa olsun Sayın Tayyip Erdoğan'ı işte gördük 16 yıldır. Dolayısıyla onun kendi tercihleri var, kendi yolu var ve oradan yine sayısal sonuçlar ne olursa olsun. O sayısal sonuçlar sadece Tayyip Bey'in tercihlerinin gerçekleştirme yolundaki tarzını, üslubunu etkiliyor ama gerçekleştirmek, yapmak istediklerini etkilemiyor. Yani Bahçeli'den uzaklaşabilir mi teorik olarak? Hayır, bir şey? Uzaklaşamaz. Sanırım. Hayır. Hı-hı. Artık ülke bir erken seçim olacaksa MHP belirler onu. Eğer o gece o %10 dediğimiz ihtimal de olsa 45-55'e döndüyse örneğin bu kadar radikal bir değişiklik olursa Devlet Bey o akşam da erken seçim olsun demek ki halkımız bundan rahatsız da diyebilir. Ama öyle 49-51'lik içinde gidiş gelişler içinde böyle bir ihtimal görmüyorum. Zaten isterseniz. Devlet Bahçeli belirliyor bizde erken yani, seçim tarihleri ama onun mu istiyor? CHP'nin zaten %30'lara geleceğini gösteren bir ankette ben görmedim henüz ortalıkta. Yani hani öyle bir ihtimal yok. Dolayısıyla orada hani CHP'nin, İYİ Parti'nin ve HDP'nin
toplamından baktığımızda yine 3 aşağı 5 yukarı 24 Haziran'dakine yakın sayılar olacak. Ama yani bunun bir kısmı DSP'de teşekkür etmiş olacak. Ya da HDP'nin oyu 9 puan oldu, barajın altında kalacakmış diyemeyeceğiz. Çünkü zaten İstanbul'da, İzmir'de aday yok. Onun için HDP oyu diyen, başta söylediğim gibi bir şey söylemek imkanımız olmayacak vesaire. O yüzden iki blok üzerinden bakmak lazım meseleye. İki blok üzerinden de hani 51-49 içinde dönecek oyun. Henüz bunun 55-45 ya da 57-43 47 olacak gibi bir belirti görünmüyor. İlginç. Seçim sonucuna ilişkin birazcık yoruma girdik. Gerçi ben son soruyu sorayım söyleşimizin. Mevcut adaylar üzerinden tabii ki konuştuk biz ama seçimler sonrasındaki dönemde krizin de derinleşmesi, bunun siyasi alanı da çeşitli çatlaklar yaratacak kadar etki etmesi sonucu, bir de o arada şu an haberlerini okuduğumuz, kulislerden duyduğumuz bir Ali Babacan faktörü, Davutoğlu faktörü, AK Parti'nin bölünmesi ya da sağ muhalefette yeni bir ismin ortaya çıkması ihtimali nedir sizce? Şimdi Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bütün bu karmaşanın asıl meselesi bir ortak siyasi ütopyaya sahip olmayışımız. Ve bu ütopya etrafında bir toplumsal uzlaşmanın olmamış ya da gerçekleşmemiş olması. Dolayısıyla bu kadar seçim rallisini tamamladıktan sonra her parti içinde, sadece AK Parti değil CHP içinde de başlayacaktır. Hem tartışma hem yeni parti arayışları. Fakat benim kanaatim odur ki kamuoyundaki genel yaygın beklentinin aksine birisinin bölünmesiyle falan buradan çıkamayız. Yani sadece liderliğe itiraz eden bir bölünmeyle falan buradan çıkamayız. Bizim ihtiyacımız olan, bu kültürel kimliklere dayalı bir katman var, siyaseti ve sosyolojiyi belirleyen. Ama şimdi bir başka katman, ekonomik sınıfsal dinamiklere bağlı başka bir katman var. Bir de yukarıda bu siyasal duygu hali, kutuplaşma katmanı var. Bütün bunları yok sayan değil, bütün bunları kapsayan ama bütün bunların üstünde ortak hayatı, ortak geleceği yeniden inşa etmeliyiz diyen bir başka siyasi harekete ihtiyacı var Türkiye'nin. Ama bu hareket oradan bölünerek, bunun liderliğine itiraz ederek oluşamaz. Bu hareket ancak Türkiye'nin bütün bu farklı kümelerinin, kimliklerinin, sınıflarının, herkesin ve hepimizin ihtiyaç ve taleplerini yeniden düşünerek, bu ihtiyaç talepleri kapsayan yeni bir siyasi ütopya üreterek kurulabilir. Şimdi çıkış noktası AK Parti bölünsün mü, CHP yarılsın mı diye başlayan hiçbir hareketin ben başarı şansını görmüyorum. Adı geçen, işte Davutoğlu'nun adı geçiyor, Sayın Abdullah Gül'ün, Ali Babacan'ın. Bu isimler üzerinden baktığında ya da CHP içinde de bir sürü başka şey söyleyebiliriz. Hiçbirinin bu anlamıyla oyunu buradan kurdukları için, yani oyunu var olan bu üç katmanın birinin içinden kurdukları için gerçeğin bir kısmını açıklayabilir, gerçeğin bir kısmına cevap üretebilir ama gerçeğin bütününe cevap üretemediği için güdük kalacak. Nitekim İyi Parti örneği ortada. O nedenle bütün bu gerçekliklerin katmanlı ve farklı olduğunu baştan içine sindirerek, bütün bu gerçekliklerin her birinin ihtiyaç ve taleplerinin ve ortak hayatın asıl parametrelerini, ilkelerini doğru tanımlayarak, boyutlarını, koordinatlarını ve bunun içini doldurarak ve bunu da temsil edecek, kolayca hemen etiketlenemeyecek. Yani Ali Babacan AK Partili zaten ya da işte hani isim söylemeyeyim şimdi onlar ortalığa dökülmediği için CHP'li bilmem kim, böyle kolayca etiketlenemeyecek ama toplumda da itibarı ve saygınlığı konusunda negatif duygunun olmadığı, İlla şöhretli olmayan, samimiyeti ve sahiciliği konusunda tereddüt ürettirmeyecek karşı tarafa yeni bir kadro ve yeni bir söylemen Türkiye'de hemen 3 ayda bile bütün siyasi tabloyu etkileyecek potansiyel olduğunu düşünüyorum. Sayılarda da bunu görüyorum. Bunu da temenni de ediyorum. Ama var olan bu hareketlerin içinden ve oyunu var olan kurallar içinden oynamaya kalkışan ama biz ilk 11'imizi başka isimlerden kuruyoruz diyecek bir şeyin ligi alt üst edecek sürpriz yapma ihtimalini de görmüyorum. Çok enteresan. Peki Bey, çok teşekkürler. Doğrusu o kadar çok konuya değindik ki ben program sonunda biliyorsunuz 3-5 cümleyle özetlemeye çalışıyorum ama Bekir Bey, burada İstanbul'da şöyle bir sonuç olacak, Ankara, Adana, Antalya'da şöyle sonuç olacak diye bize kesin cümleler kurmadı, hap vermedi. Ama o kadar çok konuya değindi, genel eğilimler ve kimi kendi öngörülerini ilginç bir şekilde iletti ki benim size diyebileceğim, eğer mümkünse bu programı T24'ün çeşitli sosyal medya hesaplarından, T24 üzerinden
bir kez daha izleyip bir kez daha değerlendirmeniz umarım ilk seferden belki de daha fazla şeyler orada çıkabilecektir. İlginç bir söyleşi oldu. Yeni söyleşilerde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.